Merhabalar. Hoş nasılsınız? Kuarımıza. Hoş bulduk. Timuçin Bey, bize et tedarik hakkında bilgi verir misiniz? Et tedarik ne için kullanılır? Tabii ki. E-tedariği biz tedarik süreçlerini elektronik ortama aktaran bir sistem olarak tanımlıyoruz. E-tedarik sayesinde firmalar ve tedarikçiler satın alımlarını ya da satışlarını sistem üzerinden tanımlayarak yapabiliyorlar. Elektronik kataloglar oluşturabiliyorlar. Tekliflerini sistem üzerinden tedarikçilerinden alıp değerlendirme, karşılaştırma yapma imkanları var. Daha sonra da sistemin en büyük gücü olan elektronik ihale modülünü kullanabilirler. Elektronik ihale tedarikçilerin verdikleri fiyatta kaçıncı sırada olduklarını gösteren ve eğer birinci sırada değilse onların fiyat revizeleri yapmalarına imkan tanıyan bir sistem. Böylece piyasadaki en uygun koşullar rekabetçi ve şeffaf bir ortamda sağlanmış oluyor. Hem etik rekabet açısından tedarikçiler için oldukça güzel imkanlar sunmasına karşın müşteri tarafında da çok yüksek tasarruflar sağlatabiliyor. Peki e-tedariği biz neden tercih etmeliyiz ve nasıl kullanabiliriz? E-tedariği neden tercih etmelisiniz? Çünkü e-tedarik başlı başına sadece bir ihale çözümü sunmuyor. Elektronik katalog, satın alma, teklif alma ve bunları değerlendirme, döküman yönetimi ve bunlarla birbirine entegre olarak elektronik ihale sistemini sunuyor. Mevcut müşterilerimize çok yüksek tasarruflar sağlattırdık. Firma olarak kendimize ve ürünümüze çok güveniyoruz ve alımlarınızı üzerinden ücretsiz yapın ve faydasını görün. Fayda sağlamazsa hiçbir şey ödemeyin diyerek de iddialı bir şekilde sunum yapıyoruz insanlara. İnsanların gelip öncelikle görmesi, denemesi, kullanması, tasarruf sağlaması, sonrasında eğer bundan tasarruf sağlıyorsa ücret ödemesi bizim en büyük prensibimiz. E-tedarik güvenli bir ortam. Bununla beraber bu şeffaf ortam insanlara ve kurumlara nasıl tasarruf sağlatıyor? Bununla ilgili de bir bilgi alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi öncelikle tedarik süreçlerini elektronik ortama aktarmak zaten başlı başına bir operasyonel yükü üzerinden alıyor. Kağıt, faks, telefon karmaşalarını ortadan kaldırıyorsunuz. Operasyonel olarak işte bir dosyanın bulunması, kataloglanması, indekslenmesi gibi sorunları tamamen ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda alım aşamasında da firmalar şeffaf ve rekabetçi bir ortam gereği fiyatlarını revize etmek zorunda kalıyorlar. Rekabetçi bir ortamda yapılan bu fiyat revizeleri de müşterilere çok yüksek tasarruflar sağlatıyor. Timuçin Bey, e-tedarik kimler tarafından ve nasıl kullanılıyor ve gelecekte nasıl olacak? E-tedariğin yerini siz nerede görüyorsunuz? Daha farklı planlarınız var mı? Bu sistemle ilgili nasıl çalışmalar yapıldı? Elbette. Türkiye'de önce kimler kullanabilir? Aslında sadece Türkiye ile sınırlı değil. Tüm dünyada tüm kurum ve kuruluşlar bunu kullanabilir. Orta küçük ölçekli KOBİ dediğimiz firmaların yanında holding bazında ya da uluslararası firmalar bazında birçok firma bunu kullanabilir. Şu anda her iki ya da her range'de firmadan müşterilerimiz var. Çok uluslu holdinglerden de sistemimizi kullanan var. KOBİ tarzında küçük ölçeklilerden de var. Türkiye'de nasıl görüyoruz? Daha henüz Türkiye başında olduğunu düşünüyorum. %10'lar civarında firmalar süreçlerini elektronik ortama aktararak buyurun. Peki bu arada siz e-tedariğin tanıtımı için geleceğe dair planlar adına neler yapıyorsunuz? Onu da bu arada sizden alabilir miyim? Tabii ki. Dediğim gibi Türkiye'de daha çok başındayız bu işin. İnşallah yurt dışında olduğu gibi süreçlerimizi elektronik ortama aktararak yüksek tasarruflar sağlatmayı amaçlıyoruz. Çok az sayıda firma bu işin içinde. O yüzden firmaların ilgisi büyük. Biz de bu konuda yatırımlarımıza yeni başladık. Bu fuar bunlardan biri. Seminerlerle, verdiğimiz konferanslarla insanları bu konuda bilgilendirmek, ticaret odalarında, sanayi odalarında bu sistemin faydalarını anlatmak, nasıl kullanabileceklerini, bunlardan nasıl fayda sağlanabileceklerini anlatmakla ilgili aktivitelerimiz var. Umarım yakın zamanda da birçok firma bunu ve benzer ürünleri kullanır. E-tedariği de kullanabilir, benzer ürünleri de kullanabilir ve böylece iş süreçlerinde tasarruf sağlar, satın almalarında yüksek oranda maliyet tasarrufu sağlar ve böylece hem kendileri de kazanırlar hem de ülkemizde bu sayede para kazanabilir. Çok teşekkür ediyoruz Timuçin Bey. Bizler de teşekkür ederiz geldiğiniz için.